Bu gazetede var. Murat Özbostan sordu. Levent Düz cevapladı. Bana soru sormuş Murat. Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ve Rıza Çalınbay'ın uyumlu çalışacağını düşünüyor musunuz demiş. Ben de cevap vermişim. Rıza Çalınbay'ın rahat çalışacak bir ortam bulacağını düşünmüyorum. Çünkü Samet Aybaba da, Feyyaz Uçar da hem eski takım arkadaşları hem de ikisi teknik adam. Rıza Hoca'nın yapacağı hatalar mutlaka yönetimine masaya atılır... Eleştiriler yapılır. Rıza Ucu da beni niye korumuyorsunuz diye tepki koyabilir dedim. Hatta şöyle örnek verdim. Türkçe'de bir laf var. Akrabanla iş yapma diye bunu hatırladım. Akraba gibisi kabul etmişim onları. Abi Yapmışım. tarihde söylerse. 5, 4'ünde e, soruyu sormuş. 4 Dör, Aralık. 4 Aralık'ta ben 5'te çıkmışım. 5 e, Aralık'ta sabah gazetesinde bu haber çıkmış. 3'ünde üçün, seçim oldu zaten. Yani, evet evet söylemişim sorayım. hemen geldi. Ben şunu söylemeye çalışıyorum bak senin senin otoriteni ortadan kaldıran bir karar var. 28'i falan geç abi o sözleşmeyi. 5 futbolcu bir teknik adama sorulmadan niye göre kadro dışı bırakılıyor? O gün mü bırakmalıydı? Tabii. Hmm. Beni futbolcular gözünde küçük düşürdünüz. Ben niye bırakıldığını bilmiyorum. Basarsın gidersin istifane. Bugünkü bası toplantısında da eleştirilerim var. Sezon başına gelseydim bu oyuncuları yarısını almazdım. Ayıp. Sen bu takıma Burak'tan sonra gelmek için çok çaba sarf ettin. Geldin. Bu takımın ne olduğunu biliyordun ya Rıza Yok. Hocam. Sen bu takımı bilerek geldin. Tanıyordun sezon başından beri. Yani görevi hazırım diyorsun. Kadro değişikliği, kadro dışılardan haberim yoktu diyorsun. Sen istifaya geç yapmışsın hocam. Seni görevden almışlar. Kusura bakma. Yani ben sana uyarıyı yapmışım. Çalışamazsın. Bak çalışamazsın. Çünkü konuşmalar Beşiktaş'ı ayağa tutacak baktım kulübeden kenarda tükenmiş bir teknik direktör, tükenmişlik sendromu yaşayan bir Rıza Çalınbay var. O 5 oyuncu benim sözümü söyle son olsun. Kadro dışı bıraktığı gün yönetim ben buna izin vermiyorum diyecektin bir teknik adam olarak ya da benim bunlara vermiyorum yok istifa ediyorum diyecektin. Eğer futbolcuların kadro dışına itiraz etseydin öbür oyuncuları da kazanacaktı. E, oyuncunun kafasında şöyle bir imaj olur. Beş kişi gidiyor. Ses çıkartmıyorsun. Yarın bizden üç kişiyi daha gönderse sen kendi koltuğuna bakıyorsun der oyuncu. Sahip denmek ister oyuncu. E, kamuoyu sen da bu istifayı hoş görürdü. Tabii yani o zaman görürdü. Çünkü olur. sen yönetim olarak pasivize ettin. Bir de şöyle bir şey var. Teknik adam geldiği gün yeni yönetim geldiği gün istifanı basarsın abi. Hmm. İstifanı basarsın. Çalışmak istiyorsanız yeni sözleşme yaparsın. <laughs> Teklif yaparsın. Kusura bak ben diyor başkanla hiç görüşmedim diyor merhaba dışında. Başkan seni istememiş ya. Bir başkan teknik direktörle görüşmez mi ya? Evet. O Hangi teknik direktör? Belli etmiş. Ya, belli Başka etmiş ya ama başkan zaten seçim döneminde Nagelsmann'ı zaten gündeme getiriyordu. Benim Hasan Arat'ın söylemi vardı. Benim İngiltere'de çok önemli kulüplerle dostluklarım var, ilişkilerim var. Başta Manchester United demişti yanılmıyorsam. Bir sürü kulüpten bahsediyor. Chelsea. Chelsea falan demişti. E, Solskjaer'den bahsederken. Bence bu Ransayman'ı yani bilgiyi Manchester United'tan ve Alex Ferguson'dan da almış olabilir. Hmm. Bir sadece düşünüyorum yani bu benim bir fikrim. Evet. Peki Gürcan Bilgiç'e de sorayım. Şimdi siz de çok yılların tecrübesi doğayan bir gazetecisiniz. Ben Beşiktaş'ın şimdi yeni teknik direktörü geldiğinde 4 olacak. 4 teknik direktör değiştirdiğini yani sadece Beşiktaş'ın da değil Galatasaray, Bahçe, Trabzonspor böyle bir şey hatırlamıyorum. E, nasıl düzelecek? Yani öyle bir kadro var ki Guardiola gelse bu kadro onu da yer gibi geliyor bana. Şimdi biz burada Rıza Hoca görev almadan bir 10 gün, bir 12 gün önce Aykut buradaydı, senin yerindeydi. Rıza Hocam, Leventin, Levent Yok, Ben abiyle. vardım zaten. Beraber miydik? Evet, beraberdik. Rıza Çalınbay'ın geldiği programda. Sohbet ediyoruz içeride. Serdar Sarı'da siz, ben, Rıza Çalınbay. İçeride sohbet galiba. ediyoruz. Orada var mıydım bilmiyorum. Dedim ki Rıza abi dedim, sakın dedim kabul etme. O zaman sıcaklık vardı. Niye dedi? Dedim ki bak dedim bir dedim kötü bir kadro. İki dedim bu kötü kadronun 8 oyuncusu Ocak'ta da olmayacak. Yani o beğenmediğimiz oyuncuların sekizi de olmayacak Ocak'ta. Kariyerim biter dedim. Ben dedi Beşiktaş'a hayır diye devam dedi. Hmm. Ki hatırla yayında da isterim dedi. Tabii. Beşiktaş'a geçmeyi. Yani biraz önce deniyor ya kadrodan şikayet etmesin, etmesin. Yani bilerek, başına gelecekleri bilerek, bunları göze alarak o kriz dönemi içinde bir Beşiktaşlı refleksiyle o göreve geldi. Ben ona inanıyorum, öyle düşünüyorum. Yaparım dedi, orada geçmiş tecrübelerine güvendi. Belki tekrar oyuncuları futbolun içine alabileceğini düşündü. Bu görevden alma olayının da ben yenilgiyle alakalı olmadığını düşünüyorum. İşte Levent abi altını çizdi. Beş kadro dışı olayının. Bugün sordular mesela. Niye karşı çıkmadınız mı? Ya da niye tepki etseniz? Bazılarını ben de istemiyordum dedi. Yani beş oyuncu içinde. Benim de istemedikti. Ama şey. E, Emri vaki olduğunu açıkladı. Tabii kararı ortak alsaydık dedi. Yani. İkincisi. Şikayet ediyor Samet Hocadan, Feyyaz Fe, Fe, Uçardan. Bana aramadı. E sen benim haberim yok diyerek Onları da hmm. açığa çıkarmadın mı? Orada bir kırgınlık başlamış. Yani çıkarmadım açığa. Çünkü e, biliyorsunuz yönetimlerde bir konu tartışılır. Genelde prensip budur. Mesela biz bir konuyu tartışıyoruz. Kaç kişiyiz? Dört kişiyiz. Ya da beş kişiyiz. Beş kişi olun. Üçe iki bitiyor oylama. Açıklama oy birliğiyle de yapılır. Bu iki söylenmez. Hmm. Çünkü karar alınmış. O karar temeli sağlam olsun diye. Kamuoyuna karşı e, arkası sağlam dursun diye Oy birliğiyle derler. Oy çokluğuyla demezler. Oy çokluğuyla deseler kim istemedi diye. Zaten tamam, de yani o istemeye olur. sonra açığa çıkıyor Kar, canım he. onu söylüyor. açıklama oy birliğiyle diye yapılır. Bu bir prensiptir. Çünkü oy çokluğuyla da desen, oy birliğiyle desen o kararı açıklayacaksın. Sonuçta karar değişmiyor. Ve e, Samet Hoca, Feyyaz Hoca muhtemelen hoca diyorum yönetici. Ağzı tamam, <laughs> Sevgili Feyyaz. E ee, bu karar almışlarsa muhakkak yönetimle de görüşmüşlerdir. Rıza Hoca açıklamayla bir kere çatlak yaptı orada. İkincisi dünkü maçta ki olay e, Rıza Hoca'nın maç sonu açıklamasıyla patlak veriyor. Kadro dışılar olmasaydı, o oyuncular olsaydı. Hmm. diye bir cümle kullandı ya da onu evet. E, belirten bir ifade al sana 40. Çatlak döndü 40'a. Evet. Yani e, her şey denebilir. Yönetimin aklında başka bir şey vardı. Teknik adam vardı. Ama, ama bu noktada Rıza Hoca'nın e, o politikayı doğru yönetmesi lazımdı. Ve şey yapmasın. Samet Hoca ile e, Feyyaz Uçar'a alınganlık koymasın. Bence onlar da Gönül koydular ona. Ama bu açıklamanın bu, bu, bence geçmişte var. Bu Sivas'tan kadar. mesela ayrılırken de Sivas yöneticinin yapmış olduğu bir açıklama var. İnşallah bir daha kendisine çalışmayız dedi. Yani burada iyi bir e, şeye ihtiyacı var. Danışmana ihtiyacı var. Ondan sonrası e, öbür tarafa baktığımız zaman şeye benziyor. Mesela Galatasaray Torrent'te yaşadı. Böyle bir süreci. hı. hı. Fenerbahçe Filip Koku'yla ile yaşadı. Sezon başı Trabzonspor ismini zor söylediğim Bielitsa'yla Bielitsa, yaşadı yaşadı. Ya. Yaşadı bu süreci ya. Yani. Evet. Çıkıyordu takım sahaya. Ne olacak? Yürümüyorlardı bile. Dört yani yiyordu, beş yiyordu. yani. Aynen. Şok oluyordu herkes. Yani biz burada problemi. geçen sene geldi göreceğim. Le, 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 Levent abi <laughs> her programı kırmızı suratla yapıyordu. O kadar sinirleniyordu yani olaya. Oynattıkları, oynatmadıkları işte Şunlar Beşiktaş, bunlar. Beşiktaş dört tane hoca oldu hoca. Yani, yani gençler oynatsın diyordu. Gençleri de oynatmıyordu. Şu Torrent falan. için mi? Torrent, Torrent. E tamam zaten yani evinde şey... oturan adamı teknik direktör yaptı bu Burak Elmas ya. Aa, servet kazandı, gitti. Evet ya yani, rakamları göstersem burada evet. şok olursun ya. Adam emekli oldu zaten. Ve şey, e, bu, bu süreçleri takımlar belirli dönemlerde yaşıyorlar. Bu sene Beşiktaş'ta maya tutmadı. Dördüncü hoca, Beşinci hoca da gelse tutmayacak. Ve benim tavsiyem ee, muhakkak sezon sonu yollarına ayıracakları daha de, yani devam etmeyecekleri yabancı bir hocayla anlatsınlar. Devam etmeyecek. Devam etmeyecek. Neden? Çünkü çok yıpranacak hoca bu süreçte. Hmm. En az 20 tane maç yapacak. Yeni sezona da kötü başladığı zaman hemen Tabii yani. Bir Hayır, gibi, mutlaka, yani İsmail gibi olacak. Mutlaka sonra. bir transfer aynen, aynen. yapacaklardır ya. Tabii. Ama bazen işte o transferler ben de. Bence sol ile görüşerek yaparlar, alırlarsa hocayı. Benim yani. benim tavsiyem. Peki. Kend, şimdi... kendileri daha doğrusunu bilirler. Ama benim tavsiyem e, sezon sonunda bakın diyelim ki Sergen Hoca geldi. İyi olmayacak abi. Çok yıpranacak. Yani şu kadro yani, yani, orada ısrarcı. Yani. yani burada şunu söyleyeceğiz. Her maçtan kötü sonuçtan sonra ya da e, kötü maçtan sonra işte mesela Murat dedi ki Abu Bakar. Oynasaydı dedi. E Beşiktaş Abu oynadığı kaç maçta kazanamadı? Kimse ona bakmıyor. Artık Çok. Çünkü. Dört tane golü var zaten. Kazanması evet. daha fazla. Hayır, şeye bakmıyorsun ama. çünkü. Kaybettiğin maçta Abu çare olarak e, görüyorsun. Yani zaten sana top oynamadı adam. Hangi çare? Yani onu e, oynattığın maçlarda zaten e, bir sürü puan kaybetmişsin, mağlubiyet almışsın. İyi ama var. ben Aynı olsam yönetimin otorcu. yerinde mesela evet. beş tane futbolcu parasını ödüyorsam kadro dışı bırakmam. Evet. Çünkü, Bunlar dedi ki mesela hiç tarihinde olmuş mu dedi şeyin rıza acaba bugün. Affedersin ya. Daha dün'e kadar Lens Kulübe'de de şeyde oturmuyor muydu? En Sakala, Adem Laic, bir tane daha oyuncu var. O, Douglas. Douglas oturmuyor muydu ya? Bunlar evet. çok daha yeni yani taze. Evet. Peki madem şimdi oyunculara geçtik tamam. Beşiktaş yeni teknik direktörünü bulacak. Bir daha gelecek şu, olacak mı şu olacak? Şu parantezdeki şey çok sana. çok özür diliyorum. Eğer getirecekleri teknik adamla. Devam edeceklerse bir sezonda, niyetleri oysa, devre arası iyi transfer yapsınlar. Yani transfer bütçeleri varsa 4-5 tane yani takım iskeletini ve oyunu düzeltecek kalitede kıyacaklarsa paraya böyle 10-20'ler civarı, yurulardan bas milyon eurolardan bahsediyorum. Bir bütçeyle o kaliteyi arttıracaklarsa, yani alacaklarsa Zaha'yı, Icardi'yi Tadic'i, Zeko'yu, Fred'i yani böyle bambaşkalaştıracak oyuncular getirsinler o zaman hoca. Hmm. O zaman son bir şey olamaz. Getirsinler. Abi, nasıl getirsinler? Ha, yani. yapacaklarsa.